Sevginin zeminini Allah olan sevgi oluşturur. Allah olan sevgi. Şimdi ama Allah olan sevgi deyince tabii adam şimdi düşünür ya ben Allah'ı seviyorum ama yani görünmeyen bir varlığı seviyorum. Allah zaten tecelli eder. Yani insan, hayvanlarda, bitkilerde, meyvelerde, sebzelerde, genel coğrafyada tecelli eder. Arazide, her yerde tecelli eder. Biraz daha dikkatlice bakılınca da eşyada tecelli ettiğini görürüz. Yani televizyonda, bilgisayarda, kadehte, her şeyde, yiyeceklerde, hazır yiyeceklerde, her şeyde tecelli ettiğini görürüz. Ha bu nedir yani bu sevgi? O Allah tarafından özel verilir yalnız. Yani şimdi bunu mesela bir insan özenir ama ruh sahibi değildir. Ya sevgini güzel ben de seveyim, hoşlanayım falan. Yapamaz, olmaz. Çocukları sevemez. Mesela diyor ki şarkılarda işte ruhum kapalıydı, hiç kimseyi sevmezdim. İlk defa gördüm seni sevdim diyor. Ne demek istiyor biliyor musun? Ben ölüydüm diyor. Böyle bir heveslendim. İnsanlar sevmeden bahsediyor, ben de sevmeye kalktım. Sevgi takdiri yapıyorum, anlamı budur. Seven sürekli sever, öyle bir şey olmaz. Sevme yeteneğiyle insan doğar. Sevmeye aç olur. Yani akıl almaz bir açlık hisseder. Ta küçük çocukken bu açlığı hissetmeye başlar. Daha 2 yaşında. Bak sevme ve sevilme arzusu olur. Bu onun iman ehli olduğunu gösterir. Sevme ve sevilme arzusunun güçlü olması. Mesela çocuğa sevgi, yani insan ne yapacağını şaşırır güzel bir çocuk gördüğünde. Yani çok zorlanır. Onu öpmek ister, sarılmak ister, bağrına basmak ister, koklamak ister. Ona o bir zorlama verir yani. Ne yapacağını şaşırır. Mesela çiçekte de öyle. Mesela çiçeği okşamak ister, koklar, onu koparmaya kıyamaz. Ne yapacağını şaşırır. Aklı çiçekte kalır. Mesela giderken bile döner bakar çiçeğe. Çünkü bırakıp gidiyor ya. Bırakıp gitmek istemez. Mesela ağaçta meyveyi görüyor, elma. O çok diri, acayip ruhunu etkiler elma. Allah ona elma olarak tecelli ediyor. Yaklaşıyor, çok güzel bir kokusu var. Yani bakıyor da bakıyor. Mesela koparmaya insan kıyamaz meyveye. Koparırken insanın kalbine rahatsızlık verir meyvanın koparılması. Hiçbir insan meyveyi koparmakta mutlu olmaz. Onun için cennette kopmayla yeniden o meyvanın aynı anda oluşması bir oluyor. Maşallah. O rahatsızlığı çekmesinler diye. Yoksa mesela koskoca iri bir elma var. Ağacın üstünde 10 tane elma var mesela. Sen birini koparttığında 9 tane kalıyor. O ağacın zenginliğini yok ediyorsun. O kopmuş kısımda o dalda görülüyor o kopma. O kopukluk ağaçta görülüyor. Yani ağacı çirkinleştirmiş oluyorsun durduk yere. Yani çirkinleştirme değil mi? Ya, güzelliğini bozuyorsun. Güzelliğini bozmuş oluyorsun. Mesela kadın güzelliğinde de insan kadına bakmaya doyamaz. Güzelliğine. Hep daha güzel, daha iyi, daha fazla sevmek. İşte ona tutku deniyor. Yani sonu gelmeyen sevgi. Sonu gelmeyen sevgi. İşte bu duygulardan kaynaklanıyor. Şimdi Allah'ı insan seviyor. Bu kadar güzel yaratığı için o da somut olarak görüyor yani sevgi ona zevk veriyor. Yani Allah'ı sevmek yani eğer bunların hiçbir olması tecelli olmasaydı o zevki insan bilemezdi. Sadece Allah'ın varlığına hayran olurdu. Yani kafasını canlandıramazdı onu. Yani varlığına, gücüne hayran olurdu. Yine Allah'tan korkardı. Severdi ama sevgiyi somut olarak göremezdi. Allah sevgiyi somut olarak göstertiyor. Yani kendi varlığını bildirirken sevgiyi somut olarak bilecek şekilde yaratıyor. Yani böyle belli olmayan bir sevgi yaratmıyor. En başından belli olan bir sevgi yaratıyor. Sevgiyi tarif ediyor bize yani. Ve sevgiyi yaşatıyor. Hazını veriyor, heyecanını veriyor. Biz de onu yaşıyoruz. Mesela kadını seven Allah'ı sever.
Çocuğu seven Allah'ı sever. Çiçeği seven Allah'ı sever. Meyveyi seven Allah'ı sever. Mesela armutlar, ayvalar. Mesela bizim ağaçta ayvalar var. Koca koca, sarı sarı. Mesela narlar. Yani neredeyse 600 gram falan gelir, 500 olur. Kocaman. Dolu dolu. Muzlar hevenkle. Yani o muzun o hevenkle duruşu ya çok şaşırtıcı. Sapsarı. 100 kiloluk hevenkler. 120 kiloluk hevenkler. Ağaç artık bükülüyor yani. Hevenkler sarkıyor. Muzu alıp bir koparıyorsun. Böyle paketlenmiş tarzda. En mükemmel paket. Bir açıyorsun. Acı acı kokuyor. Mis gibi. Tadına bakıyorsun. Mükemmel. Protein, yağ, vitaminler, mineraller, şeker, karbonhidrat. Ne istiyorsan var. Kuru topraktan tahta bunu yapıyor. Çamurdan, tahtadan bu oluşuyor. Şimdi Allah burada işte kendini sevdiriyor. Yani beş duyuyla sevdiriyor, göstertiyor. Sevginin ne olduğunu göstertiyor. Bütün bunların toplamı Allah sevgisidir. Ama ayrıca biz Allah'ı sonsuz aklı olduğu için bilmediğimiz, daha yüksek hazla seveceğimiz biliyoruz. Mesela diyor ki ben cennette görüneceğim diyor Allah. Ve çok etkileneceksiniz. Mesela biz bunu bilmiyoruz. Ama hiç duymadığınız bir haz duyacaksınız diyor Allah. Bak yine hazla sevdiriyor, görüyor musun? Yani böyle somut bir şey meydana getiriyor. Yani böyle anlaşılmayacak bir şey yapmıyor. Mesela böyle bulut gibi görünmez bir şey yapmıyor. Yani görünür bir şey yapıyor. Yani böyle işte yaşanır bir şey yapıyor. Mesela tecelli etmeden önce her yer güzel koku yayılıyor cennete. Bak işte kokuyla hissedilsin. Mesela çok muhteşem bir görünümle, delikanlı görünümünde ve sesiyle, çok güzel bir sesle konuşuyor Allah konuşurken. Seslerin en güzelidir Allah'ın sesi, tecelli sesi. İşte cennet sesi vardır ama insanlar çok güzeldir. Fakat Allah'ın sesi olabilecek en güzel ses. Mesela insan doyamıyor onun sesini dinleme, yani böyle mest oluyor. Yani kendini kaybediyor sesinin güzelliğinden. Allah'ın sesini. Yani. O kokunun güzelliğinden de mesela Allah'ın kokusu oluyor. Tecelli olarak. Ve görünümü bak. Üç his var. Üç his. Mesela peygamberimize Cebrail dokunuyor. Göğsüne elini kuruyor. Daha hala serinliğini hissediyorum diyor. Mesela serin elleri. Sıcak havada, çünkü sıcak bir el olmayacağı için serin bir elle dokunuyor göğsüne dua ederken. Cebrail. Mesela o sarılma, mesela o sarılmayı hissettiriyor Allah ona Cebrail mesela. Çok sıkı sarıyor Cebrail. Yani iyice hissetsin sevgiyi. Aslında sevgi sarılması o. Cebrail'in ona üç kere sarılmasının nedeni muhabbet ve sevgidendir. Yani Hazreti Muhammed olan sevgisine dost sarılmasıdır. Yani öyle anlamsız bir sarılma değildir o. Yani bir kere daha sarılıyor, üç kere sarılmıştır. Onun için sünnettir Müslümanla karşılaştıklarında birbirlerini üç kere böyle sıkarlar, böyle şey yaparlar. Müslümanlarda bile bak o özlem var, görüyor musun? Yani Cebrail'in sarılmasına bir özlem. Dolayısıyla Allah yani öyle bilinmeyen bir varlık olarak biz iman ediyoruz. Yani görmüyoruz, duymuyoruz, dokunmuyoruz. Ama cennette öyle değildir. Cennette mesela Allah isterse insana dokunur. Mesela eliyle dokunur çünkü eli var. İki elimden diyor yarattığıma diyor. Tecelli olarak var, tecelli olarak. İki eli var yani. Ve güzel bir delikanlı şeklinde. Güzel bir insan şeklinde. Ve konuşuyor. Konuşması da var. Mesela iltifat ediyor. Mümin de ona Allah'a yüceltecek şekilde konuşuyor. Yani bu ruhumuzdaki bu isteği yerine getirmiş oluyor Allah. Çünkü biz hani iman ederken değil mi? Burada hiç Allah'ı görmeden şey yapıyor. Ama hep içimizde özlem var. Allah'la bir diyaloğa geçebilmek, konuşmak.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah benimle görüştü ve el sıkıştı diyor, elini tutuyor Peygamberimizin. Tecellisi Peygamberimiz, elini tutuyor. Elini iki omuzum arasına koydu, öyle ki parmaklarının serinliğini iki göğsüm arasında hissettim. Yani sırtına koyduğu halde ta göğsümde bir serinlik hissettim diyor. Allah yani dokunuyor. Ama tabii dünyanın en iğrenç mahlukları da münafık.